Merhaba arkadaşlar, Fatma ve Çocuklar adlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Keçikale Kalesi'ni gezeceğiz. Aşağıda görmüş olduğumuz köy Kale Köyü. Keçikalesi, Gümüşhane il merkezinin 20 km doğusunda Gümüşhane-Bayburt ana yolunun sağında yer alan bu kalenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Kalenin büyük bir ihtimalle bölgedeki önemli askeri bir üs konumunda olduğu ve Gümüşhane-Bayburt-Kelkit yol güvenliğini sağladığı düşünülmektedir. 800 metre yükseltide düzgün bir kaya kütlesi üzerinde yer alan kale, deniz seviyesinden 1560 metre yüksekliğinde büyük bir kaya bloğunun üzerine inşa edilmiştir. Kalenin iki ayrı girişi vardır. Bunlardan biri batı, diğeri de doğu yönündedir. Bunlardan asıl giriş olduğu tahmin edilen batı girişinin yanında 15 metre uzunluğunda doğal bir kayadan sığınak bulunmaktadır. Kalenin kuzey ve güney kesimlerinde su sarnıçları ile depo oldukları sanılan bazı mekanlar bulunmaktadır. Kalenin batısında yer alan burç iki katlı olup üst katta doğuya açılan pencere bulunmaktadır. Bazılarına göre bu mekanlar hapishane olarak yapılmıştır. Kaleden vadiye inen ve kayaların içinden gizlenmiş bir takım yollarda bulunmaktadır. Kayaların üzerine yapılmış duvarları görüyorsunuz. Böyle girişinde böyle giderken taştan basamaklar yapılmış. Bu basamaklar bizi tamamen kalenin üzerine çıkarıyor. Kalenin etrafı sur gibi duvarlarla örülmüş, her tarafı duvarlarla örülüp çevresi tamamen duvarla kaplanmış. Bu duvarların aşağısı uçurum, dik kayalıklar bulunuyor ve aşağıda ana yol gözüküyor. Allah korusun, duvardan düşen maalesef paramparça olur. Dikkatli olmak gerekiyor, duvarların üzerine çıkılmaması gerekir. Böyle patika yollar var içerisinde yine. Böyle tamamen tepeye çıktık, düz böyle bir yer. Ortada kayalıklar yine var. Burada ileride bir tane sığınak yeri var. Erzak deposu olarak da kullanılabiliyor olabilir. Ya da askerlerin sığındıkları, gizlendikleri yerler olabilir orası. Bu şekilde hemen burası bu. Burası. İleride bir tane daha aynı buna benzer bir yer var. Bu şekilde bir yer. Burası kayalık. Kayalığın içerisi oyularak yapılmış bir yer burası. Derinliği de bu şekilde. Daha sonra dönüyoruz. İleride tabi Bayrak Kulesi'nin olduğu yere gidildiği yer var.
Fakat şu önümüzde gördüğümüz tümsek yer var. Hemen kayanın hemen yan tarafında. Oranın içi de aynı bu şekilde bir erzak. Sığınak yeri, erzak yeri artık nasıl kullanıyorlardıysa. Etrafı dağları görüyorsunuz. Ne kadar yüksek olduğumuz buradan anlaşılıyor. Bütün dağlar önümüzde yani. Gördüğünüz gibi hemen alta indiğimiz zaman barınağı göreceğiz. Arkaya döneceğim ben şimdi. Evet, tam arkamızda gördüğünüz gibi böyle bir sığınak yeri, kenarları duvarlar örülerek yapılmış bayağı da bir yüksek yerden bu şekilde bir yer. İleride Bayrak Kulesi'nin olduğu yere geçiyoruz. Orası da iki katlıydı zannımca, çünkü bayağı yüksek bir bölüm. Pencereler de bulunuyor içerisinde. Hemen onun kenarında da bir hapishane olarak kullanılan bir yer var. İşte burası hapishane olarak kullanılan yer. Arkadaşlar, şu anda içerisine girmeyeceğim, biraz sonra gireceğim. Sadece gösterdim orayı şu anda. Burası bayrağın asılı olduğu yer. Bu şekilde üçgene benzer bir duvarlar örülmüş. Yukarıda gördüğünüz gibi pencereler var. Böyle içerisi. Döndüğümüzde hemen karşı tarafta bir mahzen olan yer gözüküyor karşısında hemen oranın. Dönüyoruz aşağıya, zindanın, hapishanenin olduğu yer. Bu da yıpranmış bayrak. Bu yıpranmış bayrak onarılıp tekrar takılabilir. Şimdi hapishanenin içerisini gösteriyorum. Böyle bayağı bir derin bir yer. Buraya üstten değil de alttan gizli tüneller olduğu söylenilen o tünellerden giriliyordu. Oraya konuluyordu artık kişiler. Evet, dönüyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. Kenardaki yani doğu ve batı cephesindeki duvarlar yüksek, fakat diğer duvarlar çok da yüksek değiller. Böyle yine taşın içerisinde küçük bir mağaracık var. Çok ilerlemiyor. Sadece ben göstermek istedim bu şekilde bir yer olduğunu. Evet, dönüyoruz. İleriye doğru gidiyoruz. Dediğim gibi doğu ve batı cephesinde yüksek duvarlar var, sura benzer. Diğer duvarlar yüksek değiller. Bu şekilde bir kale arkadaşlar. Evet, bugünlük de videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.